Ay eyvah. Ancak bu kadarına ikna olmuşlar. Ayrıntısında ne var haberin peki? Net bir şey yazmamışlar. Sadece imalarda bulunmuşlar. Ne yapayım istiyorsun abla? Özel bir röportaj verip bu haberi yalanlamanı istiyorum. Yalanlamama. Rana Hanım, zaten ortaya çıkmayacak mı bu eninde sonunda? Haklısınız Güneş Hanım. Çıkacak. Ama maalesef cemiyet hayatında işler böyle yürümüyor. Tamam. Çağır, ara kimi arayacaksan gelsin, konuşacağım. Ya Haluk? Çağır çağır. Kim istiyorsan çağır. Konuşacağım. Tamam. Hayatım, yapmak zorunda değilsin. Haluk Bey, isterseniz sohbet şeklinde yapalım. Arkadaşlar da sizi rahatsız etmeden birkaç kare çeksinler. Olur. Arkadaşlar, kayıt. Haluk Bey, dün gece evinizde çok ilginç olaylar yaşandı. Ve bu medyaya da yansıdı. Maalesef böyle şeyler oldu, evet. Peki Haluk Bey, neler oluyor? Haluk Bey, yani oğlunuzun yapmış olduğu açıklamalar doğru muydu? Yalanlayacak mısınız? Ya da bu olayı biliyordunuz, sakladınız mı? İşin doğrusu nedir Haluk Bey? Ali doğru söylüyor. Yani onun biyolojik babası ben değilim. Yeni öğrendim zaten ben bunu. Ali de yeni öğrendi. Yani aslında sorduğunuz sorunun cevabı bu. Ama ben birkaç şey daha söylemek istiyorum. Müsaade ederseniz. Tabii ki, buyurun. Hepsi benim suçum. Ben iyi bir baba olamadım. Ali'ye iyi babalık yapamadım. Yani çok istedim tabii öyle olmayı. Ama yapamadım sonuçta. Ali çok duygusal, çok kırılgan bir çocuk. Ben onu kırdım. İncittim. Yani Ali o açıklamayı yaparken benim onun biyolojik babası olmamdan çok sanıyorum ona yaptıklarımla ilgili beni cezalandırmak istedi. Şimdi benden çok 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 daha iyi bir babaya layık olsa bile o benim oğlum. Biyolojik olarak olması bir şey değiştirmez. Benim oğlum yani. Ben onu hastanede kucağıma aldığım ilk günden beri çok seviyorum. Son nefesimi verirken de çok seviyor olacağım. Artık bitirebilir miyiz lütfen? Arkadaşlar, kestik. Çok teşekkür ederiz. Toparlayın.
Gelebilir miyim? Gel. Televizyonda seni gördüm. Kızdın mı? Niye? İşte oğlum olmadığını orada kesinleştirdi mi? Dikkatimi bile çekmedi. Sonları doğru izledim. Rol yapmıyordum. Fark ettim. Ali bak, ben kendini anlatmana gerek yok, biliyorum. Sen de ben de bu travmayı atlatamadık. Görüyorum. Peki o zaman aramızda bir şeyler düzelir mi? Bunu hiç düşünmedim ya. Ben başka bir şey konuşmaya geldim buraya. Ne konuşmaya geldin? Kimden isteyeceğimi bilemediğim bir şey istemeye geldim ben. Benden de isteyemeyeceğin bir şey mi? Özellikle senden. Neden benden istiyorsun o zaman? E çaresizim. Çaresizlik deyince de aklıma sen geldin. İste. Bak ama bana güveneceksin ve hiçbir şey sormayacaksın. Bunu yapabilir misin? Sana söz vermemeyi kendi için ben karar verdim ama başaramıyorum bunu. Deneyeceğim. ₺100.000 istiyorum nakit. Hemen şimdi. Konuşmayı yaparken ben gayet ciddiydim. Silahı göğsüne dayadığın o an gözümün önünden gitmiyor. Sen hiç o zaman çaresiz değilsin. O sonunu izlediğin konuşmadan çıkaracağın ders bu. Eğer bir gün para değil de benden baban olmamı isteyecek olursan, ben burada olduğum yerde duruyor olacağım. Seni bekleyeceğim. Ödeyeceğim, teşekkür ederim.